Apple şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü işlemci olan M1'i duyurdu. iPhone ve iPad'lerdeki A serisi işlemcilerden farklı olarak tasarımından üretimine kadar Mac dünyası yani bilgisayar ekosistemi dikkate alınarak geliştirildi. M1'den bolca bahsedeceğim. Tüm detaylarını anlatacağım. Ancak onlara geçmeden önce öneminden bahsedeyim isterseniz. 2005'e kadar Motorola ve IBM işbirliğiyle geliştirilen PowerPC işlemcilerini kullanan Apple, Intel'in hem performans hem de enerji tüketiminde çıtayı yükseltmesiyle birlikte x86 dünyasına adım atmış ve 2006'dan günümüze kadar Mac'lerde sadece Intel işlemci kullanmıştı. Steve Jobs ve dönemin Intel CEO'su olarak çalışan Paul Ottolini yakın çalışan iki isim olarak iş birliğini her zaman derinleştirmek istedi. Hatta iPad için Steve Jobs Intel'in atom işlemcilerini düşündü ama bu plan gerçekleşmedi. Peki iPhone ve iPad'de kendi işlemcisini kullanan Apple neden 14 yıl sonra Mac'lerde de kendi işlemcisini kullanmaya karar verdi? Aslında bunun son derece basit olan iki tane sebebi var. 1- Apple bunu istiyor çünkü yapabileceğini biliyor. 2- Apple Intel'den uzaklaşıyor çünkü Intel bir süredir hiçbir yere gidemiyor. Hoş, Intel'in Tiger Lake olarak bildiğimiz 11. nesil mobil işlemci modelleri epey güçlü. Aynı zamanda iddialı da geldi. Ancak Apple için bu limandan ayrılma ve kendi kaderini tayin etme kararı yıllar öncesine verilmişti bile. Mac'lerde de kendi işlemcisini kullanmaya başlayan Apple bu sayede ürün planlamasını daha iyi yapacak, işlemcileri istediği gibi özelleştirecek ve maliyetleri daha iyi kontrol edebilecek. M1 işlemcisini kullanan ilk modellerde bunu pek hissedemesek bile Apple'ın işlemci tarafına maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu sayede aradaki maliyet farkıyla bilgisayarların fiyatını düşürebilir, düşürmese bile aradaki farkla Face ID ve 5G gibi teknolojileri ekleyebilir. Tüm bu detaylardan sonra gelelim M1 işlemcisine. ARM'ın komut seti mimarisini kullanan bu işlemcim Apple'ın binlerce mühendisten oluşan ileri ARGE ekibi tarafından geliştirilmiş olan yepyeni bir çekirdek tasarımını kullanıyor. Bu çekirdek tasarımı aynı zamanda Apple'ın şu ana kadar geliştirmiş olduğu en güçlü tasarım. 8 çekirdek olan işlemcinin 4 çekirdeği performans, diğer 4 çekirdeği ise tasarruf odaklı. Farklı karakterlere sahip olan 4 çekirdekli iki kümenin daha iyi organize olabilmesi ve daha verimli çalışabilmesi adına performans kontrolcüsü de güncellenmiş. M1 işlemcisi bilgisayar dünyası için önemli olan bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Geleneksel bir bilgisayar için ilk defa bu derece komplike bir işlemci göreceğiz. Ya da işlemci demek doğru olmaz. Tam donanımlı bir da sistem platformuyla karşılaşacağız. Evet akıllı telefon dünyasında buna benzer tasarımlar görüyoruz ama söz konusu geleneksel bilgisayar dünyası olduğu zaman Apple'ın M1 işlemcisi gerçekten yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Diğer işlemcilerde de gördüğümüz NTG grafik birimi gibi özelliklere zaten aşinayız. Lakin Apple'ın M1 işlemcisi işlemci çekirdekleri ve grafik işlem birimine ek olarak Apple'ın T2 kontrolcüsü, 16 çekirdekli nöral işlem motoru, görüntü sinyal motoru, USB 4 uyumlu olan Thunderbolt kontrolcüsü ve sıkı durun DDR4 RAM'ler yani sistem belleklerini de aynı çip içerisinde bir araya getiriyor. Tabi her şey bir araya getirince ortaya çıkan işlemci de tasarım anlamında sınırları zorluyor. Apple'ın M1 işlemcisi tam 16 milyar transistör içeriyor. Bu değer iPhone 12'deki A14 işlemcisinden %35 daha fazla. Çünkü M1 işlemcisinde daha fazla tampon bellek, bilgisayar için gerekli olan ek kontrolcüler ve tabii ki RAM bulunuyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabilen 16 çekirdekli nöral işlem motoruyla M1, Mac modellerini bir adım ileriye taşıyor. Yani yeni MacBook Bağımsız yapay zeka hızlandırma motoruna sahip olan dünyadaki ilk bilgisayar ve sunduğu yapay zeka başarımı Nvidia'nın bu alanı dedike ettiği Shaver platformundan tam 2 kat daha fazla. Apple'a göre M1 işlemcisindeki 8 çekirdekli grafik işlem birimi entegre GPU'lar arasında dünyanın en güçlüsü. 2.6 teraflop işlem gücü sunabiliyor. Yine Apple'a göre Watt başına düşen performans anlamında M1 işlemcisi dünyanın en iyisi. Açıklanan bilgilere göre M1 10 Watt TDP seviyesinde en güncel dizüstü bilgisayar işlemcisinden 2 kat daha fazla performans verebiliyor. Bu noktada kıyaslamanın hangi işlemciyle yapıldığı bilinmese de Intel olması kuvvetle muhtemel. Zira Apple hem AMD işlemci kullanmıyor hem kıyaslamaları genelde bir önceki nesil MacBook'la yapıyor. Yine Apple'a göre M1 en yeni dizüstü bilgisayar işlemcisine kıyasla aynı performansı onun dörtte biri güç tüketimiyle verebiliyor. Apple'ın söz konusu performans olduğu zaman en dikkat çekici avantajlarından biri de ortak bellek havuzu. İşlemci içerisinde alınan RAM'e performans bileşenlerinin tamamı yüksek band genişliği ve düşük gecikmeyle erişebildiği için bunun performansı etkisi hissedilebilir oluyor. Apple'ın paylaştığı detaylara göre M1 işlemcili Mac modelleri makine öğrenmede 15 kata, GPU performansında 6 kata, işlemci performansında ise 3,5 kata kadar daha hızlı olabilecek. Kime karşı? Tabii ki önceki nesil Mac'lere karşı. Üstelik bunu yaparken 2 kata kadar daha fazla pil performansı ve aynı zamanda düşük enerji tüketimi sayesinde fansız çalışan bilgisayarlara da olanak tanıyacak. Bahsettiğim tüm bu detaylara ek olarak M1 işlemcisinin 8 çekirdekli grafik birimi önceki nesil MacBook'la kıyaslandığı zaman Shadow of the Tomb Raider oyununda 3 kata kadar daha fazla grafik performansı verebilecek. En azından Apple'ın paylaştığı detaylar bize bunu gösteriyor. Gelelim yazılım kısmına. İşte burası gerçekten çok kritik. Çünkü Macbook'lar için şu ana kadar çıkan tüm uygulamalar x86 komut seti mimarisi için yazıldı. Ancak yeni işlemci ARM mimarisini kullanıyor. Bu noktada MacOS Big Sur işletim sistemini bu dönüşüm için özelleştiren Apple çeşitli seçenekler sunuyor. Evrensel uygulama sınıfındaki yazılımlar hem x86 hem de ARM mimarisine sahip olan Mac'lerle doğal destek çerçevesinde sorunsuz olarak çalışabilecek. Ancak evrensel olmayan yani güncellemesi yapılmamış X86 için yazılmış olan uygulamalarda ise emülasyon devreye girecek. Rosetta 2 adı verilen emülasyon motoru uygulamanın kurulması esnasında M1 işlemcisinin anlayabileceği şekle çevirecek ve uygulamalar bu sayede performansı bir şekilde çalıştırılabilecek. Apple'ın iddiasına göre emülasyon o kadar iyi yapılıyor ki bazı X86 uygulamalar Rosetta 2 üzerinde yani emülasyonla normalde olduğundan daha hızlı çalışabiliyor. Öte taraftan iOS işletim sistemini kullanan mobil cihazlar ve macOS tabanlı bilgisayarlar artık Aynı donanım dilini konuşacağı için Mac dünyası App Store'daki milyonlarca uygulamadan da istifade edecek. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat. Apple kendisine ait olan tüm yazılımlara doğal M1 desteğini eklemiş durumda. Öte taraftan Adobe, Microsoft ve diğer dev şirketlerin hızlı bir şekilde bu geçişi tamamlaması ve M1 işlemcisine doğal destek vermesi bekleniyor. Özetlemem gerekirse Apple M1 işlemcisi ve onu kullanan Mac'ler için şunları söylüyor. 1 düşük enerji tüketimi seviyesinde dünyanın en hızlı işlemci çekirdeği. 2. Watt başına düşen performans yani verimlilik anlamında dünyanın en iyi işlemcisi. 3. Kişisel bilgisayarlarda kullanılan dünyanın en hızlı entegre grafik birimi ve 4. Dünyanın en hızlı internet tarayıcısı. Apple'ın yaptığı güncellemelerle birlikte Safari'nin JavaScript'te 1.5 kat hızlandığı söyleniyor. Apple M1 yepyeni bir dönemin ilk habercisi, Apple Silikon ailesinin piyasaya çıkan ilk temsilcisi. Bu radikal dönüşüm için 2 yıllık yol haritasına sahip olan Apple bu süre sonunda Intel'le yolları ayırmış, MacBook Air'dan Mac Pro'ya kadar tüm bilgisayar modellerinde kendi işlemcisine ve kendi grafik birimine geçiş yapmış olacak. Kısacası AMD ve Intel artık yalnız değil başlılarında 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmış, kasasında 200 milyar dolara yakın nakit parası bulunan bir dünya devi. Apple var artık. Üstelik Apple'ın yanında da çok güçlü bir iş ortağı var. ARM. Dolayısıyla söz konusu işlemciler, söz konusu bilgisayar performansı olduğu zaman artık 2 değil, tam 3 seçenekten bahsedeceğiz. AMD, Apple ve Intel. Bunlar gerçekten fantastik, bunlar gerçekten heyecan verici gelişmeler çünkü Apple öyle bir şeyin fitilini ateşledi ki bundan sonra bilgisayar dünyasında hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bakalım gelişmeler oldukça bu ekranlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sevgili dostlar bu videoyu faydalı bulduysanız ve henüz Donanım Haber'in YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı düşünebilir. Sosyal medyada Twitter ve Instagram'da Erdoğan ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip alabilirsiniz. Vaktinize sağlık. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.